Malum hatırın albay. Feymen Leon'u beraberimdeki askerlerle birlikte sahildeki bir tekneye binmek üzereyken yakaladı kumandanım. Tek başına mıydı? Yardım eden herhangi biri var mıydı? Tek başınaydı kumandanım. Siz gelmeden sorguya başlamadık. Gülcesine götürün. Hemen dersiniz. Kumandan. Selam vermeyin Leonida. Zira artık asker değilsiniz. Şimdi burada bu ana şahit olmaktansa ölmeyi yeğlerdim. Yunan orduları kumandanının oğlu vatanına ihanet etti. Yazdığın mektup da, görmezden geldiğin silahlar da bunun kanıtı. Diyeceğin var mı Leonida? Bana cevap ver! Yok, bir diyeceğim yok kumandan. Cezam neyse onurlu bir asker gibi çekmeye razıyım. Sen onurlu bir asker değilsin. Lakin başına gelecekleri bilmeye hakkın var elbette. Önce sorgulanacaksın. Askeri mahkemede yargılanacaksın. Verecekleri kararı ben de duyacağım. Bir utanç içinde her cümleye şahit olacağım. Doğduğun gün gelecek aklıma. Annenin sana sarıldığı anı hatırlayacağım. Abinin yarattığı acıya teselli olduğu günleri hatırlayacağım. Lakin sana dair en son hatırlayacağım şey ihanetin olacak. İhanetin bedelini ne yazık ki sadece sen çekmeyeceksin. Annen de çekecek. Kurşuna dizileceksin. Bedenine onurlu bir asker gibi... bitmişti zaten. Teğmen. Teğmen. Teğmen değilim artık general. Vatan hainiyim. Babamın, ülkemin, ordumun emellerine ben hepsine ihanet ettim. Bana da hain diyorlar oğlum. Senin bu vaziyette olmanın sebebi ne? Sizin
Nefret bu hale getirdi. Beni de Sevda. Öyle Sevda bu hale getirdi. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Ben cezam neyse razıyım. Sen Hacı Bektaş Veli'yi bilir misin? Adalet her işte hakkı bilmektir. Dostumuzla beraber yaralanır kanarız. Her nefeste aşk ile yaradanı anarız. Erenler meydanına vahdet ile gir de gör. 40 budaklı şamdan da 40'ımız bir yanarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.